Şimdi geçen sağlık müdürümüz de konuşmuştu. Yani buna benzer işte mantı kesme gibi, işte gün gibi. Maalesef hala devam ediyor. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz, hatırlattınız. Bu nişan törenlerini de çok yoğun bir şekilde ve kalabalık bir şekilde icra eden ailelerimiz var. Bunlar sıkıntılı şeyler. Bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Biliyorsunuz nikahlar sınırlı sayıda kişiyle yapılabiliyor. Eğer söz kesilecekse, nişan yapılacaksa da bunun da yani o törenlerin de çok dikkatli yapılmasında fayda var. Aksi takdirde bakın bir araya gelmeler, uzun süre bir araya gelmeler, adını ne koyarsanız koyun hep risktir. Risklerin yüksek olduğu, yoğun olduğu alanlardır. Bu birliktelikleri bizim mutlaka asgariye indirmemiz lazım hayatımızın her alanında. Sizler de yaşadınız, biliyorsunuz. Yani bir araya gelmekle, işte maskeyi indirip bir çay içmekle bir şey olmaz deniliyordu ama çok şey olduğunu hepimiz gördük. Maalesef bu konuda yani yeme içme konusunda bir araya gelip bu riskleri oluşturacağımıza tam tersi bireysel olarak tedbirlere uyarak elbette ki bir araya gelmemiz gerekiyorsa geleceğiz ama mesafeyi koruyup maskeyi de taktıktan sonra yeme içmeyi bir kenara bıraktıktan sonra bu işlere devam edecek. Hayatın her alanında faaliyetlerimiz devam etsin. Ama hayatın her alanında getirilen kurallara da kaidelere de uyarsak hiçbir sorun olmaz. Biz kimse birbirine gitmesin, birbirini ziyaret etmesin demiyoruz. Giderken tedbirlere uyalım diyoruz. İşin püf noktası bu. Kısaca anlatmak istediğimiz bu. Biz tedbirlerden uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Bir araya geldiğimiz zaman maskeyi indiriyoruz. Çayımız geliyor, kahvemiz geliyor, yemeğimiz geliyor. Şimdi uzun süre bir araya geldiğiniz zaman bu sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hele mutant virüsün yayılım hızının çok daha fazla olduğunu arkadaşlarımız ifade ediyor bu konu uzmanları. Bu nedenle bizim bu yayılım hızını düşünerek mutlaka ve mutlaka bir araya gelmelerde az önce söylediğim temizlik, maske, mesafe kuralına uymamız gerekiyor. Markete gittiğimizde kurallara uymamız gerekiyor. Fırına gittiğimizde kurallara uymamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman zaten sorun olmaz. Bununla yaşayacağız. Bir süre daha yaşayacağız. Bakın aşılama çalışmalarımız son derece iyi gidiyor arkadaşlar. Dün ve ondan önceki gün 7.000 civarında insanımızı bir günde aşıladık. Bunlar önemli rakamlar. Birinci dozu yapan vatandaşlarımızın sayısında 160 bine yaklaştık. Bizim hedef kitlemiz şu anda 285 bine çıktı. 60 yaş üzeri de aşılanmaya başladığı zaman hedef kitlemiz şu anda 285 bin. Ve inşallah biz bunu yakın zamanda tamamladığımız zaman toplumsal bağışıklığın artırılması yönünde çok önemli bir eşiği geçmiş olacağız. Ve biz bu eşiği geçtikten sonra toplumsal bağışıklığı %60'lara çıkarttığımız zaman da o zaman sıkıntıları da minimize etmiş olacağız. Bu nedenle özellikle sizin vasıtanızla da aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka aşı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Geçen ifade ettim. Kimseye zorla gidin aşı olun demiyoruz. Ama aşı sıranız geldiği zaman da mutlaka aşınızı olun. Çünkü şu anda bu mücadelede en büyük, en etkili silahımız aşım. Aşı sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız hem aile sağlıkları merkezlerinde, şehir hastanemizde birçok alanda randevu sistemiyle vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kendilerine tercih sunuyoruz. Bu tercihleri doğrultusunda da aşılarını yapıyoruz. Kayseri olarak bu konuda altyapımız çok güçlü. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle aşılama çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim de vatandaşlarımızdan talebimiz, isteğimiz şu anda %20'ler seviyesinde aşı sırası gelip de aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız var. Bizler bu vatandaşlarımızın da uzmanların tavsiyelerine kulak asmalarını, kulak vermelerini bekliyoruz. Lütfen aşılarını yapsınlar. Bu mücadelede de hem kendi sağlıklarını korusunlar hem de toplum sağlığına da katkı versinler. Defaten söylüyoruz. Birçok kez ifade ediyoruz. Bizler Kayseri'mizde üretimin aksamaması için, tedarik zincirinin akamete, kesintiye uğramaması için, hafta sonu çocuklarımızın etüt merkezlerine gitmeleri için biz büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Fırınımız açık kalsın, marketimiz açık kalsın, iş yerlerimiz açık kalsın.
burada vatandaşlar gelsin, ihtiyaçlarını karşılasınlar. Esnafımız da iş yerini açık tutsun. Bunlar hep güzel şeyler. Ama bunları bahane ederek gerçeğe aykırı belgelerle eğer siz sokağa çıkıp insanların sağlığını tehlikeye atıyorsanız bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Arkadaşlar, lütfen herkes buna çok dikkat etsin. Verilen belgeleri amacı dışında kullanmamak lazım. Belge veriyoruz, iş yerine gitsin diye bir bakıyoruz köyden çıkıyor. Bu olmaz arkadaşlar. Köye gidiyor, eş dost akraba ziyareti olmaz. Bunu tespit ettiğimiz zaman bakın 3000 küsur lira cezası var bu işin. O yüzden hem bununla karşılaşmamak için hem de insanların sağlığını tehlikeye atmamak için, kul hakkına riayet etmek için bu belgelerin amacı dışında kullanılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan, iş yeri sahiplerimizden bu konuda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Şimdi tabii biliyorsunuz illerin renk durumuna göre getirilen kısıtlamalar belli. Şimdi bu kısıtlamaların dışında eğer ihtiyaç olursa il hıfzıssıha kurulları kararlarıyla biz bunları alıyoruz. Ama şu anda ilimiz açısından böyle bir durum söz konusu değil. Biz bu süreci mevcut tedbirlerle de yürütebileceğimizi, sonuçlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Ama tek şartımız var, herkes kurallara uyacak. Var olan tedbirlere, kurallara uyduğumuz müddetçe yeni kısıtlamaları getirmek şu anda söz konusu değil. Az önce çok net söyledim. Belirlenen tedbirlere, kurallara uyduktan sonra hiçbir tehlike yok. Bakın şu anda camilerimizde vatandaşlarımız tedbirlere uyuyorlar ve camilerimizde de vatandaşlarımız rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Teravih için de getirdiğimiz kurallara uyduğumuz takdirde bu konuda da bir sıkıntı olmayacak. Ama tabii ki siz saf düzenine uymazsanız, maskeyi takmazsanız sadece camilerimizde değil her alanda da bu tedbirleri, bu kuralları bir kenara bıraktığınız zaman her alanda risk var arkadaşlar. O yüzden teravih ile ilgili kurallara uyduktan sonra hiçbir sorun yok. Biz teşekkür arkadaşlarımız bütün vakalarla ilgili çalışma yapıyor. Filyasyon ekiplerimiz çalışma yapıyor. Sağlık ekiplerimiz çalışma yapıyor. Vakaların kaynağını araştırıyorlar. Yoğunluğun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Son zamanlardaki vaka artışlarının en büyük kaynağı maalesef ev ziyaretleri, misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar. Elbette ki ihtiyacımız olduğu zaman büyüklerimizin yanına gideceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ama bunu bir oturma şeklinde, bir ziyaret şeklinde uygularsak bunların sonuçları da maalesef ağır oluyor, tablolar ağır oluyor. Biliyorsunuz yarından itibaren cumartesi de dahil hafta sonu kısıtlaması geldi. Bu hafta sonu kısıtlamalarından istediğimiz, arzuladığımız sonuçları alabilmemiz için de özellikle apartmanlarda ve site içinde oturan vatandaşlarımızın az önce de tekraren söylediğim gibi komşu ziyaretlerini mutlaka ve mutlaka bir kenara bırakmalarını bekliyoruz. Parklarda, oyun parklarında çocukların yoğun olarak bir araya gelmelerine engel olmamız gerekiyor. Hafta sonu kısıtlamasının amacını gerçekleştirebilmemiz için, istediğimiz sonuçları elde edebilmemiz için bu kuralları da titizlikle uygulamamız gerekiyor. Yoksa sitenin içinde, apartman önünde bir araya gelip oturduğumuzda birkaç aile, o zaman bu kısıtlamanın da bir anlamı kalmamış oluyor. İstediğimiz sonuçları alamazsak hepinizin de bildiği gibi daha farklı kısıtlamalar gündeme geliyor. Bizler elde ettiğimiz bu kazanımların daha da zenginleşmesi, daha da genişlemesi için çalışmak zorundayız. Hayatın her alanındaki kısıtlamaları bir kenara bırakmak için, kaldırmak için tabii ki bizim bireysel tedbirlere daha fazla uymamız gerekiyor. Maske konusunda hep ifade ediyoruz. Gerçekten Kayseri'mizde bu konuda çok büyük bir hassasiyet var, duyarlılık var. İşte bu duyarlılığı ev ziyaretlerinde misafir kabul etme olayında da gösterirsek inanın çok yakında sonuç alırız. Ama vatandaşlarımız tabii ihbarda bulunuyor. İşte apartman içinde gün yapıldığını ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor maalesef ihbar doğru çıkıyor. Bunun gibi özellikle okullarımızda ve etüt merkezlerimizde de ortaya konan kuralların mutlaka ve mutlaka uygulanmasını talep ediyoruz. Hastanelerimizde sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle
görevlerini devam ettiriyorlar. Hep ifade ediyoruz, şu anda sağlık sistemimizle ilgili bir sıkıntımız yok ama bu olmayacağı anlamına da gelmez. Vaka artışları daha fazla arttığı zaman, yukarılara çıktığı zaman sağlık sistemimizin de zorlanacağını buradan söyleyebiliriz. Ama şu anda öyle bir durum yok. Bu durum yok diye de bizim rehavete kapılmamıza gerek yok arkadaşlar. Tam tersi, bu durumu geriye döndürmek için, daha da aşağılara çekmek için çok daha fazla tedbirli ve çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor.